oldu. Geri geçip yapacağız ya. Kimseye kaldırma. Yedi senedir bu dükkanda hizmet ediyorum. Daha önce de 37 sene sırf balık işi yaptım. Lüfer ve küçük balıkları koruma timindeyim. Sırf lüfer değil, diğer küçük balıkları da koruma timindeyim. Lüferi çinekopalar satılmasını engellemek için bütün elimden geleni yapıyorum. Müşterilerime söylüyorum, çinekop yemeyin, ufak lüferin ufağını yemeyin, sarı kanat yemeyin, lüfer yiyin diye. Çünkü yarın öbür gün torunlarına lüfer kalsın diye. Bu memlekette lüfer yensin diye. Bu çinekop katliamını önlemek istiyoruz. Bütün müşterilerime söylüyorum. Lütfen küçük çinekop balıklarını yemeyin. Ve Tarım Bakanlığı'nın kampanyasına, kendi bu kampanyasına katılıyorum ve destekliyorum. En öncü destekleyicilerindenim. Ben dükkanımda hiçbir şekilde yasak olan küçük balıkları sokmuyorum. 7 senedir bu dükkandayım. 7 senedir de bir tane küçük balık giremez benim dükkanıma. Bunu bütün müşterilerime empoze ediyorum ve söylüyorum. Bu kampanyaya katılıyorum. Çinekop'tan gelecek parayı istemiyorum kardeşim. Kazanmak da istemiyorum. Çünkü yarın öbür gün torunlarımız bu lüferi tatsınlar. Yoksa bu lüferi tatamayacaklar. Bu balıkları yiyemeyecekler bu denizlerimizden. Yasaklara uyulmasını istiyorum. Görenlerin, kendim de Tarım Bakanlığı'na ihbar edilmesini istiyorum. Bunun öncülüğünü yapmak istiyoruz alada ve bunun öncüsü de benim burada alada. Maalesef şu anda bile kofona çok az görüyoruz. Kofona görmemiz gerektiği zaman esasında ama göremiyoruz. Neden? Çünkü çinekoplardan dolayı. Çok avlanıyor, çok büyük zarar veriliyor hayvanlara. Çinekopun tutulması çok çok günah bile oluyor yani bu. Yani bu hayvanın büyümeden tutulması günah bile oluyor yani. Bunu lütfen bütün herkes bir yakınlık göstersin. Bunu hep beraber destekleyelim. Esnaf odalarımız bizimle yanımızda zaten bu konuda. Ticaret odaları da yanımızda olmasını istiyoruz. Ve bütün esnaf sanatkarlarımız da bizim yanımızda olmasını istiyorum. Bütün balıkçı arkadaşlarımın da yanında olmasını istiyorum.